Şimdi gerekçe belli değil. Bu gencecik kaymakam niye soruşturmayla karşı karşıya, niye görevden uzaklaştırıldı? Gerekçe belli olsa burada üstüne tartışalım. Peki neden soruşturma, neden uzaklaştırma? Sorular bunlar. Peki bir şey var. Birkaç ay önce biliyorsunuz Artvin'de Kemalpaşa ilçesinin kaymakamı öğretmene ne demişti arkadaşlar? Bu ne hadsizlik, hoş geldin diyen öğretmene, elini uzatan öğretmene bu ne hadsizlik demişti. Sonra yalandan bir takım özürler filan. O hala görevinde, bir soruşturma falan yok. Öğretmene. Bu ülkede milyonlarca öğretmen var. Bu nasıl bir siyasi akıl ya? Bunda hiçbir beis görmüyorlar. Sıkıntı yok yani. Öğretmenler seçmen değil sanki. Hadi bıraktım çocukları, yeni nesilleri, onların şekillendirdiğini bir kenara bıraktık hadi. Peki mesele Atatürkçülüğüyse, öyleyiz, ben öyleyim. Çok fazla lafı uzatmaya gerek yok. Gayet basit. 20 sene cephelerde geçmiş bir hayat. 10 tane atlatılmış ölümcül hastalık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Madem bu kadar, bununla ilgili bir açıklama falan da ben duymadım. Söylerlerse paylaşırız burada. Bu kadar madem bir sıkıntı var bir yandan da. Ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kısa ömründe gerçekleştirdiklerini, yaptıklarını bir kağıda yazsak çizgi filmini çekemezsiniz siz arkadaş. Çizgi filmini çekemezsiniz. Yapamazsınız yani. Efendim geçelim. Siyasette bir seçim tartışması var. O seçim tartışmasına da filmlerden, dizilerden gidiyoruz. Bir takım diziler eşlik etti benzetmelerle. İşte siyasette dizi atışması. Varsa cesaretin. Hani çok üst perdeden konuşuyorsun ya. Herkesi tehdit ediyorsun ya. Hadi bakalım koy sandığı, çık karşımıza. Cumhuriyet Halk Partisi ister çatla ister patla. Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15,5 puan. Yalanın buçuklusunu söylersem inanırlar demiş Süleyman Soylu. %15,5 öndeyiz diyor. Çıkar anketi göster. Siyasetin seçim düellosunda anketlerin diliyle konuşuyor sözcüler. CHP lideri Kılıçdaroğlu da meşhur bir dizinin tanıtımındaki "bir soygun bitiyor ve bir devir kapanıyor" sözlerine alıntı yaptı. Sosyal medya üzerinden verdi seçim mesajını. İktidar cephesinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yine dizi göndermeli cevap gecikmedi. Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef. Merak etme Kemal Kılıçdaroğlu. Daha önce 10 defa olduğu gibi 2023'te de boyunun ölçüsünü aldığında evinde bol bol dizi izlersin. Sosyal medya üzerinden alevlenen seçim resleşmesinde bu kez CHP'liler Soylu'yu hedef aldı. Bilmediğin diziye karışma. Senin dizin Narkos Soylu. Geçen sene böyle yapıyordun bütçede. Oh oh yapıyordun. Şimdi sana oh. Muhalefete düşüyorsunuz oh. İktidarı kaybediyorsunuz oh. Zulüm bitiyor oh. Soylu CHP polemiği devam ederken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un çıkışıyla cephe genişledi. Sanki CHP Türkiye'de birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar. Ama AK Parti Türkiye'de birinci partidir. Numan Bey hangi alemde yaşıyor bilmiyorum. Çok uzun zamandır halkın arasına girmemişler. Giremezler. Şu anda AK Parti büyük bir çözülme içinde. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'e konuk olan Davutoğlu Kurtulmuş'a yanıt verirken başbakanlık yaptığı dönemle bugünü yine kamuoyu yoklamaları üzerinden karşılaştırdı. AK Parti gidiyor dedi. Bizim o dönemde asla oy vermem diyenler 10-20 bandında dolaşır. Şimdi ise AK Parti'ye asla oy vermem diyenler %65. Şu trend içinde aşağı giderken hala birinci görünebilirsiniz. Ama artık bu işin burnunu yukarı döndürme şansınız yok. Benim hep iddiam şu, 2022 yılı seçimsiz bitmeyecek. Karşılıklı salvolarla siyaset kulisleri gibi meydanlar da sıcak seçim gündemine hazırlanıyor.